Evet, hemen merhabalar diyelim. Gülnur Hanım ve Barbaros Bey'in düğünündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Valla işte bizim 7. yılımıza doğru gidiyoruz. Ondan sonra böyle doğru bir işte eş bulununca karşılıklı evlilik şahane bir şey. O yüzden de onlara böyle hayat boyu mutluluk, sağlık, bereket, huzur diliyoruz. Mutluluklarını paylaşmaya geldik. Bu 7 yılın sırrı nedir peki? Valla 7 yılın sırrı, onu belki hani 37-47 yılları aşanları sormak lazım ama arkadaşlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anlayışın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Saygının, sevginin ve aşkın tabii ki. Ben ne sayın size bilmiyorum. Biraz da ben bilmem, eşim bilir. Olabilir mi? Valla evde Edir Hanım'la birlikte tartışarak, konuşarak böyle hani olumlu anlamda ortak bir fikre vardığımızda mutlu oluyoruz. Bazen oluyor tabii ama pek kolaya kaçmıyoruz hep böyle. O anda birbirimizi ikna ettiğimiz şeyleri yaşıyoruz. O yüzden de zaten hiç problem yaşamıyoruz diyebilirim. Çiftimize tavsiyeleriniz nelerdir? Vallahi işte ne tavsiye ederiz? Ya birbirini iyi dinlemelerini, ondan sonra gerçekten zaman ayırabilmelerini, her koşulda birbirinin yanlarında olabilmeyi tavsiye ederiz. Ben nikah memuruyum konuştum ama. Çocuk tavsiyesini bekledik ama gelmedi. Çocuk tavsiye edilmez ama ya. Yani artık onların kararı, yapacak bir şey yok. Ama tabii çok güzel bir şey. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben gitmeden bir tiyatro kökenli olarak geçtiğimiz günlerde Ertan Savar'ın bir açıklaması oldu. Gördünüz mü? Vallahi Tamer Karadağ'la ilgilen yaptığı yerden para kazanmasın tarzında. Tamer Karadağ'la ilgili. Evet, büyük ihtimal. Vallahi biz konuya hakim değiliz. Şimdi yorum yapmak istemem. Bilmiyorum, hani hiç takip etmedim o tarafı. Ama bilsem bir yorum yapardım. Bakayım sonra gider karşılaştığımızda ben de mutlaka yorum yaparım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız Can Sabri? Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Barbaros Bey ve Gülnur Hanım'ın en mutlu günü. Neler söyleyeceksiniz? Çok sevdiğim arkadaşım. Çok da iyi bir insan. O yüzden de burada olmak istedik, şahit olmak istedik. Çok da yakışıyorlar birbirlerine, çok da yanlaşıyorlar. Çok da Tuğçe ile gelmek isterdim ama kendisi çekimde. Kimler geldi, kimler geçti için Bodrum'da. Ama gönlü burada. Harika. Tuğçe Hanım'ı da soralım. Babalığı soralım aslında. Evet. Heyecanı soralım. Ya ben çok heyecanlıyım tabii ki ama yani daha galiba doğmadan bir erkek baba o fark edemiyorsunuz yani daha. O anı heyecanla bekliyorum tabii. İnşallah o zaman. Cinsiyet belli değil henüz. Erkek. Ha, erkek belli, ha. Belli. Nasıl yapıldı peki? Kılıklı kıyafetli odaydı. Odaydı. Hediyeler gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş kutlamalar yapılıyor. Ama şu anda öyle bir durumumuz yok. İsimle alakalı hiç kafanızda var mı bir şey? Zamanla. Varsa erkek ismi bulmak çok zor bu arada. Kılıklı ismi bulmak kolay ama erkek ismi çok zor. Peki. Böyle klasik isim mi olacak? Alışılmışın ya da dışında mı olacak isim? Vallahi hiç o anı düşünmedim. Bir de inanılmaz şekilde çalışıyoruz. Tabii ki çok mutluyuz. Çok da şey yapıyoruz. Biraz böyle akışına bırakıyoruz yani. Çok da şey yapıyoruz. Sizin varsa aklınızda açınız. Barış. Teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Sağ olun.